diyorum. Tekrar afiyet olsun diyorum. Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Evet, öncelikle kendimiş olduğu bu avantajı Allah nasip ederse sizler duanızla ve desteğinizle bizi yalnız bırakmazsanız 31 Mart sabahından itibaren de gerek sizler için ve Güzel Akçak hocamız için kullanacağız. Nasipse. Diyorum ki belediyenin kasasından başlayacağım diyorum. Kasanın anahtarını alacağım. O borç içindeki belediyeyi önce bir düzene sokmamız lazım. Har vurup harman savrulan o paraları bir an evvel düzene sokmak lazım. Neyin nereye harcandığı belli olmayan o paraları milletimizin menfaati doğrultusunda kullanmamız lazım. Belediyecilik anlayışımız nasıl olacak? Dönemimizde hiçbir mahalle diğer bir mahalleye tercih edilmeyecek. Hiçbir sokak diğer bir sokağa tercih edilmeyecek. Akçakoca'yı kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bir bütün olarak ele alacağız. Aynı anda her yere eşit, etkin ve hızlı hizmet. Bunu yapmamız lazım. Misafir odamız, biz misafirimizi en iyi şekilde ağırlarız. Ama yatak odamızın da, mutfağımızın da en az o kadar güzel olması lazım. Biz bunu hak etmiyor muyuz? Hak ediyoruz. Onun için inşallah her yere eşit hizmet, her yere aynı anda etkin, hızlı hizmet. AK Parti Belediyeciliği bunu başarır. Cüneyt kardeşimiz de bunu başarır. Buna emin olabilirsiniz. Çarşamba günü Ankara'ya bir siyasi parti yerel seçim beyannamesi açıkladı. Genelde bugüne kadar hep genel seçimlerden önce siyasi partiler seçim beyannamesi açıklarlardı. Şu kadar yol yapacağız, bu kadar işte hastane yapacağız. İlk defa bir siyasi parti yerel seçim beyannamesi açıkladı. 5 ana başlıkta toplanmıştı bu yerel seçim beyannamemiz. Sizlerle de daha detaylı bir şekilde bunu paylaşacağız. 1. Katılımcı belediyecilik. 2. Çevre dostu belediyecilik. 3. Sosyal belediyecilik. 4. Kültürel belediyecilik. 5. Hizmet belediyeciliği. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerin duası ve desteğiyle 31 Mart sabahı sizlere hizmet etmeye başlarsak nereden başlayacağız? Önce yollarımızdan başlayacağız. Yollarımız her noktada çok kötü. Araba kullanırken büyük bir eziyet. 10 metrede bir kasise düşüyoruz. Offroad yapar gibi yollarımızda araba kullanıyor. En hızlı bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz. Nasıl gerçekleştireceğiz? İktidarımızın gücüyle. 38-40 trilyona yakın borç var diyorlar. Biz borçtan korkmayız. Biz 2002'de ülkeyi devraldığımızda ülkenin içler acısı halini hepiniz biliyorsunuz. İşte bugün getirdiğimiz nokta ortada. İnşallah Ankara'daki o gücü, iktidar gücünü dolu dolu kullanacağız. Şu anda çorba kaşığıyla hizmet olmamızda 7 gün, 24 saat, 365 gün içilebilir temiz su musluklardan akacak. Bu bizim namus borcumuzdur, boyun borcumuzdur. Bunların yapılabildiği bir gençlik merkezi inşa edeceğiz dönemimizde Allah nasip ederse. Dere ıslahlarından bahsetmek istiyorum. Hemen yanımızdan akan dere inşallah çok yakında ıslah çalışması başlıyor. Akçak hocamızın yüz karası diye nitelediğimde bir deresi var. Çivi deresi biliyorsunuz. Kokusuyla ve görüntüsüyle Akçak hocanın yüz karası. Neden koktuğunu da hemen söyleyelim. 60 milyar elektrik faturası geliyor diye arıtmayı çalıştırmazsan o dere orada kokar. Buradan üniversiteye kadar her iki yakasında yürüyüş ve bisiklet parkurlarının olduğu, dinlenci alanlarının olduğu bir projemiz de var. Dönemimizde bunu inşallah gerçekleştirmek en büyük hedefimiz. Derelerimizi de turizme kavuşturacağız. Allah nasip ederse. O problemi de çözmüş oluyoruz böylece. İnsan aklıyla hareket ettiği zaman çözemeyeceği hiçbir şey yok. Çözemeyeceği hiçbir şey yok. Nasıl anlayacağız? Gerek yok, istemiyoruz o paraya. Bununla ilgili bir anekdot anlatayım. Şu yazlıkçı bölgede bir vatandaş 3-4 ay sonra evini kontrole gelmiş. 15 lira su parası. Adam demiş ki ben bir damla su kullanmadım. Sen benden bu 15 lirayı alıyorsun. Bizim bu paraya, bu 15 liraya, bu 5 liralara ihtiyacımız yok. Vatandaşımızdan haraç alır gibi para almayacağız. Bize üniversite kenti yapacağız. Ben gene soruyorum. Hiç kampüse gitmedin demek ki sen. Hiç kampüse gitmedin. İşletme fakültemizin temelini attık biliyorsunuz. İnşallah en kısa sürede bir buçuk sene içerisinde fakültemizin binası bitecek ve şu anki öğrenci sayısının tam iki katına çıkacak öğrenci sayısı. İşte o zaman buradaki ekonomik hareketlilik de bir başka olacak. Sana bu dönemde yer yok. Bir de demiş ki televizyon programında
yeni adaylar atar demiş. Ben çok atmıştım demiş. Cüneyt Yemenici'yi tanıyanlar atmayacağını da, yalan konuşmayacağını da bilir. Bizde atmak yok. Yapabileceklerimizi anlatıyoruz. Yapamayacaklarımızı da büyük bir rahatlıkla söyleriz. Bunu yapamayız kardeşim deriz. Buna emin olun. Dışarıdan Akçakoca'ya yerleşmiş vatandaşlarımızın ciddi bir mezarlık problemi var. Dönemimizde de bu sorunu kökünden çözüyoruz. Şimdi can alıcı konuya geliyorum. Umudunu sömürülen, iş vaatleriyle insanların kandırıldığı o en önemli meselemize geliyorum. Akçakoca'yı komadan çıkartacak, bitkisel hayattaki Akçakoca'yı çevresindeki geri kaldığı diğer ilçelerin önüne çıkartacak proje. Akçakoca'ya bir adet ihtisas organize sanayi bölgesi. Dönemimizde bunu Allah nasip ederse kuracağız. Ve bu işsizlik meselesini kökünden çözeceğiz. Ben buna inanıyorum. Şimdi adaylardan bir tanesi diyormuş ki 2500 kişilik çikolata fabrikası kuracağız diyormuş Akçakoca'ya. Şimdi rica ediyorum sizlerden. Google var, Google biliyorsunuz. Her şeyi biliyor. Bilmediği şey yok. Google'a bir girin. En büyük çikolata fabrikasında kaç kişi çalışıyormuş? Bir bakarsınız orada. %150 rakamını göreceksiniz. Bu 2500 rakamının ne kadar büyük bir, herhalde atarak seçim kazanılır zannediyor ya, mevcut başkan kazandığı için diğer adayımız da atarak seçim kazanırım zannediyor. Bizim dönemimizde atmak yok. Bakın şu ihtisas organize sanayi bölgesini detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Aday tanıtım toplantımıza Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geldi. Siyasi konuşmasını yaparken aynen şunu söyledi. Düzce'ye bir tane ihtisas organize sanayi bölgesi kuracağız dedi. Tabii orada ilçe ismi söylemez. Bakan orada ilçe ismi söylemez. Daha sonra bir başka programa daha geçtik. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na geçtik. Orada bir sertifikasyon töreni vardı. Orada da Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanı, eski milletvekilimizdir kendisi, Fahri Çakır Bey aynen şunu söyledi. Sayın Bakanım dedi, bu ihtisas organize sanayi bölgesini Akçakoca'da kuracağız dedi. Bunu Akçakoca'da kuracağız dedi. Neden bunu söyledi? Düzce'ye artık ne Saadet Partisi'nin ne de AK Parti'nin seçimi değil. Cüneyt Emirci'nin de seçimi değil. Bu seçim Akçakoca'nın seçimi olacak. Akçakoca'yı bir defa daha iktidarın nimetlerinden mahrum bırakmayalım. Çocuklarımız için, torunlarımız için Akçakoca'yı bir kere daha iktidarın nimetlerinden